Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeyler... Anan Erbe, yani Alman ıksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, bulmalara ve telgraf bildirim seslerine. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar için Igor Diatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygunlara insanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyor. Mayıs 1996, Rusya. Bu gizemli hikaye Güney Ural'da küçük bir taşra kasabasında yaşandı. Ülke ekonomisi ağır bir kriz yaşıyordu. İş yerleri kapanmış, hastanelerin durumu içler acısıydı. Maaşlar aylardır ödenmiyordu. Bu yerlerin eşsiz doğa güzellikleri dahi geçim sıkıntısı çeken insanları avutamıyordu. İşte tam bu bölgede, Kıştım şehri civarında sonradan öne sürülecek onca versiyona rağmen kökenini kimsenin belirleyemediği gizemli bir varlık ortaya çıktı. Bu cüce varlığı canlı görenler onun dünyalı olmadığından eminlerdi. Yaratığın mumyasını elinde tutanlar dahi bu konuda şüpheliler. Bilim daha önce böyle bir canlıyla hiç karşılaşmamıştı. Evet, bu muhtemelen bir bebekti ama insan olup olmadığı belli değildi. Bilim insanları da bu konuya temkinli ve şüpheli yaklaştılar. Bu anlaşılır bir şeydi. Çocuğun uzaylı olduğu söyleniyordu ve ufoloji resmi bir bilim dalı değildir. Bazı çevrelere göre bu sadece ağır bir mutasyona uğramış bebekti. Fakat bu kadar deformasyona uğramış bir bebeğin hiçbir özel bakım görmeden haftalarca bir evde hayatta kalması pek mümkün görünmüyordu. Bu bebek gerçekten de uzaylı mıydı ya da çevre koşulları bir insanı bu denli değiştirebilir mi? Bu akşam bu sorunun cevaplarını arayacağız. İzleyeceğiniz bu film 20. yüzyılın en tartışmalı olaylarından birini anlatacaktır. Dünya gizemleri tarihine kıştımlı cüce olarak geçen bu olay, ilk kez çeşitli söylentiler şeklinde yayılmaya başladı. Bunun en önemli nedeni, olayın gerçek tanıklarının ilk başta röportaj vermeyi reddetmesiydi. Kalan anlatımlar ise maalesef uydurmalardan ibaretti. Her şey işte bu ilginç belgeyle başladı. Kıştım Milis Departmanı'ndan Yevgeni Mokiçev, sıradan bir bakır kablo hırsızlığı olayını araştırıyordu. Hırsızlıkla suçlanan Vladimir Nurdinov, polis memuruna evinde bir hümanoide ait ceset olduğunu anlatarak böbürlendi. Memuru evine götüren zanlı, gardırobuna sakladığı kırmızı kumaşa sarılı bir şey çıkardı. Kumaşı açınca 20-25 santimetre boyunda koyu kahverengi, derisi kuruyarak buruşmuş bir mumya gören memur hayretler içinde kaldı. Mumyadan rahatsız edici bir koku geliyordu. Nurdinov bu yaratığı bulduğunda ölü olduğunu anlatıyordu. Cesetle ne yapacağını bilemeyen adam, onu sonunda güneşte kurutarak saklamıştı. Araştırmacı Mokiçev, iyi bildiği plan üzere hareket etmeye karar verdi. Bir ceset bulunmuştu. Durumun tutanaklara geçirilmesi, gerekli prosedürün izlenmesi gerekiyordu. Peki, bu ceset bir insana mı aitti? Bu seferki vaka, memurun işi gereği defalarca karşılaştığı olaylara benzemiyordu. Bu yüzden içine düştüğü durumla ilgili kuşkularını meslektaşlarına danışmaya karar verdi. Meseleyi ilk öğrenen meslektaşı Bendlin de ikilem içine düştü. Bulunan bu ceset ya çok ağır mutasyona uğramış bir insana ya da daha önce hiç görülmemiş bir canlıya ait olmalıydı. Olayı dosyaya işlemeden önce Bendlin yerel uzmanlarla görüşmeye karar verdi. Doğum uzmanı doktorlara göre varlık prematüre bebekleri hatırlatıyordu. Fakat milis memuru mumyayı anatomist patolog Stanislav Samoşkin'e ve adli tıp uzmanı Lubov Romanova'ya gösterdiğinde durum değişti. Daha ilk incelemeler sonucunda bu varlığı insandan ayıran bir dizi farklar ortaya çıktı. Kafatası şekli ve kemik sayısı, umur kemeri yumrusu, göz çukurları, ellerin kemik yapısı, leğen kemiklerinin şekli.
Fakat omurga şeklini tam tespit etmek mümkün olmadı. Kuruma sürecinde aşırı deforme olmuştu. Ama taşıdığı özelliklerin hiçbirisi insan için tipik değildi. Uzmanlar böyle bir şeyle daha önce hiç karşılaşmamışlardı. Bu bir hayvan mıydı? Gizemli varlığın frontal lobları yüz bölgesinde çok baskındı. Bu özellik hayvan kafatası için karakteristik değildi. Ama bu canlı bir insan bebeği de olamazdı. Peki neydi bu böyle? Genetik araştırmalar da mantıklı bir sonuç vermedi. Bu bir insan sayılsa dahi bu kadar deforme olmuş bir organizmanın onca zaman yaşayabilmesi mümkün değildi. Sonunda hem anatomist patolog hem de adli tıp uzmanları en az 20 fark dolayısıyla bu varlığın bir insan olmadığı sonucuna vardılar ve olayla ilgili cinayet dosyası kapatıldı. Yine de bu ilginç varlığı araştırmaya devam etmek isteyen Bentley'in resmi araştırmalar için devletten istediği desteği alamadı. Tek çare bu gizemli olayı gayri resmi olarak araştırmaktı. Böylece araştırmacı olay yerine giderek kendi incelemelerini başlattı ve görgü tanıklarıyla irtibat kurmaya çalıştı. Her ne kadar resmi açıdan belgeleyemese de yanına aldığı teyp ve bir kamerayla gördüğü ve duyduğu her şeyi kaydetti. İlk olarak olayların kronolojik sıralamasını oluşturdu. Araştırmalar sonucunda bu varlığı bulan Çelyabinsk eyaletine bağlı Kıştın banliyölerinden biri olan Kolinovuy kasabasında kimsesiz emekli ihtiyar kadın Tamara Vasilyevna Prosvirina'nın ismine ulaştı. Büyük çabalar sonucu konuşturmayı başardığı görgü tanıklarından birine göre bu kadın Alyosha veya Alyoshinka ismini verdiği bu garip varlığı ormanda, bir diğer versiyona göre ise gece geç saatlerde köy mezarlığında bulmuştu. Mezarlığın yakınlarında bulunan eski evde yaşayan kadın, fırtınalı bir gece saatlerinde adeta kendisini mezarlığa çağıran bir ses duyduğunu, evden çıkıp bu sese doğru gittiğini anlatmıştır. Bu olay 1996 yılının Mayıs ayında gerçekleşmişti. Burada bir noktanın altını çizmek gerekiyor. Tamara Prosvirina'nın akli dengesi bozuktu. Bentley onu yerel milis memuru olduğu dönemden tanıyordu. Geceleri mezarlıkta dolaşmak gibi bir adeti vardı. Orada mezarlara bırakılan her şeyi, hatta bazen mezar taşlarındaki fotoğrafları bile söküp evinde biriktiriyordu. Kadın o gece mezarlığa gidişinin tesadüf olmadığını iddia ediyordu. Anlattığına göre varlık, kendisiyle telepatik iletişim kurarak onu mezarlığa çağırmıştı. Bu sinyal onda mezarlığa gitmek için karşı koyamadığı bir istek uyandırmıştı. Mezarlığa girdikten bir süre sonra yakınlardan gelen inleme seslerine benzer sesler duymuş, sese doğru gitmiş, orada bulduğu minik varlığı evine getirmişti. Tamara bir süre boyunca bu bebeği beslemişti. Hatta ona bir isim bile koymuştu. Alyoshinka. Kadın varlığı evlat edinmişti ve üzerinde doğal haklara sahip olduğunu düşünüyordu. Alyoshinka ise onun bir zamanlar hayatını kaybetmiş torununun ismiydi. Kadın onu hayatta tutmak için elinden geleni yapıyordu. Tamara'nın gelinlerinden biri de kadını ziyaret ettiği sırada varlığı canlı görmüştü. Beraber yemek yedikleri sırada kayınvalidesi aniden çocuğa bakıp geleyim diye ayağa kalkınca, gelini hangi çocuk diye onunla beraber sofradan kalkmış ve yatağa yaklaşınca bezlere belenmiş varlığı görmüştü. Bebek insana hiç benzemiyordu. İki dişi ağzının dışına sıyrılmıştı. Ağzını açtığı zaman küçük kırmızı yuvarlak dili görünüyordu. Gri renkli, adeta yarı saydam gibi görünen yumuşak vücudu, birisi siyah, diğeri kırmızı olmak üzere kedi gibi dikey göz bebekleri vardı. Kulak kepçeleri yoktu. Bazen inlemelere benzer sesler çıkarıyor, küçük ellerini öne doğru uzatıyordu. Prosvirina bebeği et konservesi, şeker ve lor peyniriyle besliyordu. Yaşlı kadın belli ki bunların bebek için uygun yiyecekler olduğunu sanıyordu. Oysa normal bir bebek bu tür yiyeceklerle fazla yaşayamazdı. Gizemli varlıktan tuhaf bir koku geliyordu. Keza mumyası da aynı kokuyordu. Bu keskin koku baliye benzeyen, sıfır arabaların içinden veya plastik oyuncaklardan da gelen kimyasal bir kokuydu. Fakat kimyasal kokular bu kadar iğrenç değildir. Bu koku resmen mide kaldırıyordu. Normal canlılar asla böyle kokmazlar. Görgü tanıklarına göre gizemli yaratık bu evde bir aydan fazla yaşadı. Bu süre zarfında onu birçok insan gördü. Prosvirina'nın komşusu Nina Lazirina, gelini, gelininin tanıdıkları ve diğer akrabaları.
Tuhaftır ki insan olmadığını düşünmelerine rağmen tanıdıklardan hiçbiri bu garip buluşla ilgili yerel yetkililere herhangi bir ihbarda bulunmamıştı. Anlattıklarına göre hepsi ona acıyor, yardımcı olmak istiyordu. Etrafında annelik deneyimine sahip birden fazla kadın vardı. Ama olaydaki ikinci tuhaflık bu deneyimli kadınların bu canlıyı asla bir bebeğe verilmemesi gereken şeylerle beslemeleriydi. Bu durum kendilerine sorulduğu zaman hiçbirisi mantıklı bir cevap veremedi. Aslında bunun bir açıklaması vardı. O da bu varlığın normal bir bebeğe, hatta insana hiç benzememesiydi. Tamara Prosvirina evinde mezarlıktan bulduğu bir yaratığın yaşadığını kimseden saklamamıştı. Fakat bir süre sonra akli dengesi bozuk kadın gittikçe kötüleşmeye başladı. Ya da komşular öyle düşündüler ve yetkililere haber verildi. Kadını hastaneye yatırmak üzere eve gelen sağlıkçılar, evde bebek bezlerine sarılı bir canlı varlık daha olduğunu fark ettiler. Ama kadını alarak onu evde olduğu gibi bırakıp gittiler. İşte hikayenin açıklanamayan bir diğer noktası da burasıdır. İhtiyar kadın götürülen evde bakıma muhtaç bir bebeğin olduğunu söylemesine rağmen sağlıkçıların neden böyle davrandıkları açıklanamıyor. Bebek bir hilkat garibesi bile olsa bir sağlıkçının böyle bir durumla hiç ilgilenmemesi normal bir şey değildi. Bir versiyona göre kadının dengesiz olduğunu bilen sağlıkçılar yataktaki şeyin insan değil bir kedi yavrusu olduğunu düşünmüşlerdi. Ama neden hiç gidip bakmadılar? Yaşlı kadının götürüldüğü psikiyatri kliniği, Kıştım şehrinden 10 kilometre uzaklıkta yerleşen Novogorny kasabasındadır. Anlatılanlara göre Prosvirina'nın hastanede kaldığı süre boyunca evine kimse uğramadı. Bakımsız kalan gizemli varlık, açlıktan öldü. Bir diğer varsayıma göre ise Prosvirina'nın sahipsiz kalmış evine evsiz alkolikler yerleşti. İçki alemleri gürültü patırdı. Belki de bu gecelerden birinde alkoliklerden biri bilerek veya bilmeyerek varlığı öldürmüş olabilir. Sonuç itibariyle şu an artık Alyoshinka'nın gerçek ölüm nedenini öğrenmemiz imkansız. Olayın bundan sonrasıyla ilgili görgü tanıklarının ifadeleri birbiriyle çelişiyor. Mesela bunlardan birine göre yaşlı kadının geleni bir süre sonra boş eve uğradığında cesetle karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı. İşte o sırada Nurdinov da kadının yanındaydı ve içerideki cesedi birlikte fark ettiler. Kadın cesedi Nurdinov'a verdi. O ise cesette ne yapacağına karar veremediği için onu güneşte kurutup sakladı. Anlattığına göre ceset saatler içinde kupkuru olmuştu. Bu mumya Nurdinov'un evinde bir aydan fazla kaldı. Tutuklandığı sırada polis memuruna durumu anlatmasaydı belki de daha fazla bile kalabilirdi. Bir diğer ifadeye göre ise cesedin varlığından aslında kendisi bahsetmemiş, yaptığı hırsızlık nedeniyle evinde arama yapan polisler tarafından bulunmuştu. Sonra ise Bendlin kendi araştırmalarını başlattı. Ancak araştırmanın belirli bir rotaya oturabilmesi için gerekli kanıtlara ulaşamıyordu. Öyle veya böyle Alyoshinka ölmüştü. Peki acaba o canlıyken nasıl görünüyordu? Araştırmacı Vadim Chernobrov, görüştüğü tanıkların anlatımı esasında bu şaşırtıcı varlığın robot resmini oluşturdu. Resim, varlığın orijinal boyutlarında çizilmişti. Ağız, burun, kafa, eller ve ayaklar aşağı yukarı gerçek boyutlardaydı. İşte Alyoshinka'nın insan olmadığı şüphelerini güçlendiren bazı özellikleri. Göz bebekleri dikey, kafatası lale şeklinde, dili kaşık şeklinde ve yuvarlak, kulak kepçeleri yok, boynu yok, burnu yok, cinsel organı veya cinsiyetini belirleyecek hiçbir ipucu yok, göbek deliği yok, dişleri ise tam takım. Bu büyük farklar Kıştım'la Alyosha'nın kökeniyle ilgili çok sayıda varsayımın ileri sürülmesine neden oldu. İlk ihtimal bilimin henüz tanımlayamadığı bir canlı türü olduğu yönündeydi. Basında en sık tekrarlanan varsayım buydu. Bendlin, sağlıkçıların Tamara Prosvirina'yı psikiyatri kliniğine götürdüklerinde canlı bir varlığı evde bırakmalarına isyan ediyordu. ''Ben bu varlığın uzaylı olduğunu iddia etmiyorum. Ne olursa olsun sonuçta siz sağlıkçısınız. Bakıma muhtaç, aciz bir canlıyı evde yapayalnız bırakamazsınız.'' Üstelik yaşlı kadın da feryat ederek bunu anlatmış, ''Lütfen onu öldürmeyin.'' diye ağlamıştı. Dolayısıyla bu sağlıkçılar kendi kayıtsızlıklarıyla varlığın ölümüne neden olmuşlardı. Verdikleri cevap ise aynıydı. Biz onu kedi yavrusu sandık. Acaba Tamara'nın mezarlıktan getirdiği şey gerçekten de bir kedi yavrusu muydu?
Görgü tanıkları da onun gözlerinin tıpkı kediye benzediğini söylüyorlar. Varla yok arası minicik bir burun, kaşık şeklinde kırmızı bir dil. Bendlin bu varsayıma karşı çıkıyor. Hayır, bu varlığı her şeye benzetebilirsiniz ama bir kediye asla. O kesinlikle bir hayvan değildi. Kolları insana göre biraz uzun olsa da uzmanlar onun dik yürüyen bir canlı olduğundan eminler. Bugün en yaygın ve kabul gören varsayım, Aloşinka'nın ağır mutasyona uğramış prematüre bir bebek olduğu yönündedir. Şimdi bu varsayımı ve dayanaklarını biraz daha yakından inceleyelim. Kıştım Güney Ural'dadır. Ekolojik açıdan bu bölge yaşam için pek elverişli değil. Burada sık sık kazalar yapan, çevre kirlenmesine neden olan dev sanayi kuruluşları var. Bu kirlenmeler yalnızca insanlarda değil, çevrede yaşayan birçok canlı organizma üzerinde de olumsuz etkilere yol açmaktadır. Buralarda daha önceleri de anormal bebekler doğmuştur. Bir defasında el ve ayakları yüzgeçli bir bebek doğmuş, daha sonra anüs çıkışı olmayan bir kız çocuğu doğmuş ve kısa süre sonra ölmüştür. 1957 yılında Kıştım'a 11 kilometre mesafede plütonyum işleme fabrikasında içi kimyasal atıklarla dolu bir konteyner patladı. Bazı uzmanlar bu patlama sonucu Kıştım'ın maruz kaldığı kirlenmenin Çernobil'le aynı oranda olduğunu söylerler. Acaba bu etkenler böyle bir çocuğun doğmasına neden olmuş olabilir mi? Belki de bu çocuğu doğuran anne erken hamilelik dönemlerinde şiddetli radyasyona maruz kalmış ya da ağır toksin içeren kimyasal atıklarla bir şekilde temas etmişti. Ancak kimi doğum uzmanları bu varsayımı reddediyorlar. Onlara göre bu kadar ileri derecede anormalliklerle doğmuş bir bebeğin hayatta kalması mümkün değil. Üstelik ölçülerine bakılırsa bu canlı en fazla 6 aylıkken doğmuş olmalıydı. Prematüre bebekler uzman hekimler denetiminde tutulan yoğun bakım haricinde hiçbir şart ve ortamda hayatta kalamazlar. Ama bu canlının hiçbir özel bakım görmeksizin, hiçbir bebeğin yiyemeyeceği, sindiremeyeceği türden yiyeceklerle normal ev şartlarında en az 3 hafta yaşadığı kesinleşmiştir. Acaba bu varlık açlıktan değil de bu barbarca diyet yüzünden ölmüş olabilir miydi? Zaten her şeyi darmadağın olmuş bebeğin sindirim sistemi de böylece çökertilmiş olabilir miydi? Uzmanlara göre bunlar da mümkün. Dişlerine gelince, doğum uzmanları bir bebeğin bazı özelliklerinin, ki buna dişler de dahil, anne rahminde fazla gelişebildiğini söylüyorlar. Yani bütün dişlerinin yerinde olması onun dünya dışından olduğunu kanıtlamazdı. Peki ya göbek deliğinin olmaması? İşte bütün hikayedeki en gizemli detay. Bütün memelilerde göbek deliği vardır. Anne karnındaki bebekler bir kordonla beslenirler. Yani özellikle bir memeli, bir şekilde doğmuş ise mutlaka göbek deliği olmak zorunda. Belki de Aloşinka'nın göbeği onu canlı görenlerin gözünden kaçmıştır. Çünkü muhtemelen bedeninin başka bir yerindeydi. Tabii bunu varlık canlıyken tespit etmek gerekiyordu. Bu saatten sonra bunu da öğrenemeyiz. Mumya üzerinde incelemeler yapmış adli tıp uzmanları, kadın doğum uzmanlarının aksine varlığın prematüre bebek olduğu varsayımına pek katılmıyorlardı. Çünkü bebeklerin kemikleri kıkırdak yapılıdır. Aloşinka'nın ise sadece dişleri değil, iskelet yapısı da gelişimini tamamlamıştı. Üçüncü varsayım, parazitik ikiz. Aloşinka bir parazitik ikiz olabilirdi. Parazitik ikiz, Siyam ikizinin bir türüdür. Aradaki fark ise birinde ikizler eşit oranda gelişirken, diğerinde kardeşlerden biri ölçü olarak ikizini taklit ederken bir bebek gibi gelişmez. Bu süre boyunca da ikizinin besinini ve kanını çalarak sağlığı için çok ciddi tehdit oluşturur. Bu çok az bilinen ender bir fenomendir. Bir diğer adı da sahte kardeştir. Bilinen şeylerden biri bu durumun embriyonun erken gelişim dönemlerinde ortaya çıktığıdır. Parazitik ikizler her zaman tek cinsiyetlidir. Cinsiyeti onunla birlikte gelişen bedene bağlıdır. İşte bazı uzmanlara göre Aloşinka parazitik ikizi fazlasıyla andırıyordu. Varlığın göbek deliğinin olmama nedeni de bu olabilir. Belli ki bir dönem boyunca bedeninin bir bölümü diğer bir bedene bitişik olduğundan buna ihtiyacı olmamıştı. Tıp literatüründe sadece 76 böyle vaka olduğu yazar. İlk bakışta ikna edici görünse de bu varsayım bebeğin hiç idrar yapmamasını ve yaydığı o tuhaf kokuyu açıklamıyor. Bu durum anatomist patologlar için de,
adli tıp uzmanları için de, görgü tanıkları için de karanlık bir noktaydı. Üstelik bu varsayım onun herhangi bir özel bakıma gerek duymadan yaşamasını da açıklamıyordu. Normal insanlar arasında varlığı canlı gören herkes onun dünyalı olmadığından emindi. İşte dördüncü varsayım da bu. Dünya dışı varlık. En heyecanlı iddia. Bu konunun doğrudan bir kanıtı yok, ancak bu iddianın dolaylı dayanakları olabilir. Kıştım bölgesinde sık sık tanımlanamayan uçan nesneler gözlemlenmektedir. Paranormal olaylar üzerinde çalışan belgesel yönetmeni Alexander Kipkalov'a göre, eğer Aloşinka dünya dışı bir uygarlığın mensubu ise bir biyorobot olma ihtimali var. Araştırmacının da katıldığı bir iddiaya göre bizim uzaylı dediğimiz griler, aslında bizden çok ileride olan bir uygarlık tarafından başka gezegenlere gönderilerek gözlem ve inceleme yapmak üzere üretilmiş biyorobotlardır. Hatta iddiaya göre bu uygarlık veya uygarlıklar gerçek insan bedenlerini dış kaplama gibi kullanarak çıplak gözle insandan hiç ayırt edilemeyen bioandroidler ürettiler. Görüldüğü üzere olayla ilgili çok sayıda tahmin var. O sırada genetik materyal eksikliği bir DNA testi yapılmasına imkan vermiyordu. Bu test yapılmadığı sürece öne sürülen teorilerin hiçbir geçerliliği yoktu. Mesele şu ki Aloşinka'nın bedeni ortalıktan kaybolmuştu. Şu an nerede olduğunu kimse bilmiyor. Bağımsız araştırmalarının devam ettiği sıralarda kıştımlı cüce Bendlin'in evinde buzdolabının buzluğundaydı. Konunun bu kısmında Bendlin acı bir espri yapıyor. Bu noktada devletimizin hakkını teslim etmem gerekiyor. Çünkü onların sayesinde buzdolabım bomboştu. Sadece buzluktaki Aloşinka haricinde. Aloşinka orada plastik bir kutunun içindeydi. Buzluğun soğutma ayarını da orta derecelere getirmiştim. Amacım fazla donma nedeniyle biyolojik materyalin zarar görmemesiydi. Bilmeceye son noktayı koymak için bu çok önemliydi. Bendlin DNA testi için bir ön araştırma yaptığında ona bu analizlerin çok masraflı işlemler olduğunu söylediler. Kendi cebinden bunu karşılayamazdı. Resmi veya gayri resmi bir kuruluşun desteği gerekliydi. O sıralar araştırmacının eline bir gazete küpürü geçti. Bu Zolotov isminde bir bilim adamının öncülüğünde kurulmuş bir cemiyete ait iletişim bilgileriydi. Bendlin zaman kaybetmeden irtibat kurdu. 2 saat geçmeden heyet Kıştım'a varmıştı bile. Son derece lüks araçlarla gelen bu şaibeli heyet, sözüm ona incelemelere devam etmek üzere mumyayı aldı. Bendlin mumyayı yaşlı kadının evinden aldığı, üzerinde Aloşa'nın yattığı bezleri ve birkaç kare negatif fotoğrafı heyete teslim etti. İşte Kıştımlı Aloşinka'nın izi o günden itibaren kayboldu. Ancak mumyanın görüntülerinin yer aldığı video kaset, Moskovalı gazeteci Nikolay Versedov'un eline geçti. Kıştımlı varlıkla ilgili bu olay, ülkenin en büyük gazetelerinden birine manşet olunca, vaka bütün dünyada duyuldu. Kısa süre sonra Kıştım'a Japonya'dan çekim ekibi geldi. Japon gazeteciler kendi incelemelerini yaptılar. Oldukça titiz ve dikkatli bir şekilde. Olayı belgelemeden önce her şeyi itina ile araştırdılar. Vaka Japonya'daki bilim insanlarının fazlasıyla dikkatini çekmişti. Bilim dünyası ve dünya medyası Aloşinka'nın kökenini ve mumyasının nerede olduğunu tartışmaktayken, onun ölümüne üzülerek gözyaşı döken tek bir insan vardı. Zavallı Tamara. Вот этот ребёночек умер, знаете? Умер. Да кто вы? А когда? Ну вот вас в больницу положили, и он умер. Вот мы сейчас и приехали посмотреть. Bu
Bilim insanları hikayenin ikinci bölümünü çekmek için Tamara Prosvirina'yı bulmak ve onunla uzun bir söyleşi yapmak istiyorlardı. O sıralar kadın artık evine dönmüştü. Ancak çekim ekibinin Kıştım'a gelmesi arifesinde yaşlı kadın birçok araştırmacıya göre şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Gece saat 1-2 civarlarında bilinmeyen bir amaçla yürüdüğü bir karayolu üzerinde o saatte o kırsal bölgeye nereden geldiği belli olmayan bir kamyon tarafından ezildi. Kadın ince bir elbisede ve yalın ayaktı. Olaydan bir yıl sonra Kıştım'a Japonya'dan başka bir belgesel yapımcısı geldi. Adam doğrudan Benden'i buldu ve yaratığın mumyası veya en azından bedenine ait bir doku örneği karşılığında o şartlarda bir servet sayılacak meblağ teklif etti. Nakit 200 bin dolar. Ama artık varlığın kimin elinde olduğunu kimse söyleyemedi. Aloşinka ile ilgili tek haber, 90'ların sonunda birinin mumyayı internet üzerinden bir açık artırma yoluyla satmaya çalıştığı bilgisiydi. Bu gerçek mumya mıydı yoksa sahtesi miydi bilinmiyor. Ancak 2002 yılında umutların yeniden yeşermesini sağlayan bir gelişme oldu. Aloşinka'nın bir zamanlar sarıldığı kumaşın bir parçası ortaya çıktı. Bir kadın, ünlü Rus araştırmacı yazar Vadim Chernobrov'a, Aloşinka'nın sarıldığı bezin tüm bu süre boyunca kendisinde olduğunu ve onu herhangi bir karşılık beklemeden incelenmek üzere araştırmacıya hediye edebileceğini söyledi. Bezden bir parça alan Chernobrov, Bendlin ve mumyayı ilk incelemiş insanlarla bir araya gelerek parçanın gerçekten de aynı beze ait olduğunu teyit ettirdi. Dahası parçanın üzerinde genetik materyal de bulundu. Rusya Bilimler Akademisi Genel Genetik Enstitüsü'nden uzmanlar parçayı DNA incelemesine aldılar. Bir sonraki yıl beklenmedik bir olay daha gerçekleşti. Şili'nin terk edilmiş bir kasabasının yakınlarında, Atakama çölünde Oscar Munoz adlı biri 15 santimetre boyunda ve Aloşinka'ya çok benzeyen bir mumya buldu. Bu mumyada DNA analizine alındı. 2018 yılında yayınlanan DNA sonuçlarına göre bu cücelik ve skolyoz ile ilişkili olağan dışı mutasyonlara sahip prematüre bir bebekti. Ancak daha sonra bu sonuçlar da tartışılmaya başlandı. Diğer çalışmalar genetik anormallikleri tartışıyor ve iskeletin normal fetal gelişim gösterdiğini söylüyordu. Tıpkı Aloşinka'da olduğu gibi. UFO teorisyenleri ise Atakama mumyasının kesinlikle dünya dışından geldiğini söylüyorlar. İlk başlarda çok daha eski olduğu zannedilen mumya, sonunda 1970 yılına tarihlendirildi. Yetişkinlerdeki 12 çift kaburgaya karşın onda 10 çift kaburga vardı. Kafatasının ön dikişinin çok açık olduğu ve kolların ve bacakların tam olarak kemikleşmediği göz önüne alındığında, anatomist ve paleoantropolog William Youngers, erken doğup doğumdan önce veya kısa bir süre önce ölen bir insan fetüsü olduğunu öne sürdü. Stanford Üniversitesi genetiği Harry Nolan da bu fikirdeydi. Nolan tarafından yapılan DNA analizi sırasında kalıntılarda bir grup B2-MT DNA haplotipi bulundu. Haplogruplar genellikle dünyadaki belirli coğrafi bölgelerle açıkça ilişkilendirilen insanların genetik popülasyonlarını tanımlar. Bunlar Atakama mumyasının veya kısa adıyla Ata'nın genlerinin Güney Amerika'ya özgü olduğunu ortaya çıkarıyordu. Bu hikaye bir uzaylı hikayesi olarak başlayıp uluslararası boyutlara ulaşmış olsa da aslında bir insanlık trajedisinin hikayesidir. Kadının deforme olmuş bir çocuğu vardı. Çocuk öldü, bir şekilde korundu ve sonra kurutularak garip bir eser olarak satıldı. Başkalarına yardım etmek için önemli şeyler öğrenebileceğimiz, büyüleyici bir genetik geçmişi olan bir kişi olduğu ortaya çıktı. Huzur içinde yatsın. Kaliforniya'daki bilim adamları mumyanın kemiklerinden DNA çıkardılar ve Ata olarak bilinen mumyanın gerçek ve trajik hikayesini derlediler. Ata başka bir dünyadan gelen bir ziyaretçi değil, ölü doğmuş veya doğumundan hemen sonra olağan dışı vücudunu şekillendiren yıkıcı mutasyonlarla ölmüş gibi görünen bir kızdı. Bu mutasyonları yüzünden Ata'nın durumu beslenemeyecek kadar kötüydü. Mart 2018'de Nolan,
Fetüsün nadir görülen bir kemik yaşlanma bozukluğunun yanı sıra cücelik, skolyoz ve kas ve iskelet anormallikleriyle ilişkili genlerdeki diğer genetik mutasyonlara sahip olduğunu belirten ek sonuçlar yayınladı. Araştırmacılar iskelet sistemiyle ilişkili 7 gende 64 olağan dışı mutasyon tanımladılar ve iskelet gelişimini spesifik olarak etkileyen bu kadar çok sayıda mutasyon bulmanın hiçbir zaman rapor edilmediğini kaydettiler. Otago Üniversitesi Biyoarkeoloji Doçenti Sian Halcrow tarafından yönetilen müteakip bir araştırma, Nolan tarafından Mart 2018'de yayınlanan çalışmayı reddetti ve yapılan açıklamada da insan anatomisi ve iskelet gelişimi uzmanları olarak bu araştırmada varılan sonuçlara ait herhangi bir kanıt bulamadıklarını kaydettiler. İskeletin deformasyonları, nitratlara maruz kalmanın neden olduğu DNA hasarıyla ilişkilendirilebilir. Bu aynı zamanda dünyanın en büyük sodyum nitrat yatağının Atacama Çölü'nde bulunmasıyla da açıklanmaktadır. Aloshinka'nın test sonuçları ise inanılmazdı. Bu DNA'ya sahip bir canlının veri tabanında bulunmadığı ortaya çıkmıştı. Yani duruma bakılırsa Aloshinka'nın sadece insan olduğu değil, dünyalı olduğu da şüphe altına düşüyordu. Bu konuyla ilgili bir Discovery belgeseli 2015 yılında yayınlanmıştı. Ancak bir yıl sonra, 2016 yılında, Rusya'nın köklü gazetelerinden Komsomolskaya Pravda konuyla ilgili hiç duyulmamış bilgiler paylaştı. Yazıya göre 1996 yılında Bendy'nin iletişime geçtiği ve Aloshinka'nın mumyasını verdiği o insanlar bir tarikatın mensuplarıydı. Bu uzaylılara tapınan tarikatlardan biriydi ve Bendy'nin mumyayı onlara belirli bir para karşılığında satmıştı. Bendy'nin irtibat kurduğu Boris Zolotov adlı adam öldükten sonra mumya tarikatın üyelerinden Galina Semenkova'nın eline geçmişti. Yıldız Akademisi adlı bu tarikat ise bu bedeni 9 yıl boyunca toplantılarında uzayın enerjisini anlamak için kullanmıştı. Daha sonra bedeni Evpatorya'da Karadeniz kıyısındaki bir yerlere gömmüşlerdi. Geriye kalan tek şey yerin tam olarak koordinatlarını bulmak, cesedi mezardan çıkarmak ve incelemeye göndermekti. Gazeteciler Galina Semenkova ile kişisel bir görüşme uğruna Yıldız Akademisi'nin Omsk hücresine sızmayı başarmışlar. Ancak onların kim olduğunu anlayan Semenkova bir süre sonra kapıyı göstermiş. Ancak uzun süren uğraşlar sonucunda Semenkova nihayet ikna edilebilmiş. Kadına ilk olarak Aloshinka'nın bedeninin yıllar boyunca kullandıktan sonra Evpatorya'da gömüldüğü söylenmiş. Ama kadın bunu şiddetle reddederek akıl almaz bir açıklamada bulunmuştur. Kadına göre Aloshinka'yı alıp Kıştım'dan çıktıkları sırada yolda arabaları arızalanmış, bir süre sonra üzerlerinde bir UFO belirmiş ve bir ışık hüzmesi mumyayı alıp götürmüştür. Bitti, bu kadar. Aloshinka'yı artık kimse aramasın, o artık gitti. Yok. Konuşma şöyle devam ediyor. Gazeteci: hanımefendi, bunun gerçek olmadığını siz de biz de biliyoruz. İşte bakın, görüyor musunuz? Bana inanmıyorsunuz ve sizin için başka bir gerçeğim yok. Genel olarak Aloshinka hayatımdaki ilk uzaylı değil. Sadece bu dava gazeteye çıktı. Biz birçok kez uzaylı varlıklarla karşılaştık. Size imrendik doğrusu. Pekala, eğer uzaylılar sizin için sıradan bir şey ise, o zaman Aloshinka'nın DNA'sını inceleyelim. Evrende yalnız olmadığımızı tüm dünya bilsin. Ama Aloshinka'yı evine götürdüler. Buna gerçekten inanacağımızı düşünüyor musunuz? İşte bu yüzden sizinle konuşmak istemiyorum. Siz inançsızsınız. Öyleyse Aloshinka'yı alan uçan dairenin neye benzediğini tarif edin. Yapamam sanırım. Çünkü o bir ışıktı ve bizim için beklenmedik bir şeydi. İlk başta ne olduğunu anlamadık. Sonra bagaja baktık, Aloshinka gitmişti. Kanıta ihtiyacınız olduğunu anlıyorum ama kanıt yok. Tek kanıt anılarım. Ne fotoğraf makinesini ne de video kamerayı açacak vaktimiz oldu. Bakın, takdir edin ki bu çok tuhaf. Aloshinka Tamara Prosvirina ile bir ay yaşıyor, ardından Bendy'nin buzdolabında da iki hafta kalıyor ve o süre boyunca hiçbir ışık mumyayı almaya çalışmıyor. Ama siz beden için gelir gelmez UFO görünüyor. Demek ki Aloshinka doğru ellerdeydi ve biz de doğru yerdeydik. Ve Yıldız Akademisi'ndeki meslektaşlarınız sizin mumyayı seminerlere götürdüğünüzü söylüyor. Bu saçmalık. Her biri bir şey söyler. Yo. Altı arkadaşınız bize bunu doğruladı.
Seminerlerde Alyoshinka'nın da dahil edildiği seks partileri fikri bile bana komik geldi. Bunların hiçbiri olmadı. Biz öyle bir partiden bahsetmedik ki. Yoksa seminerlerde Alyoshinkalı alemler mi düzenlediniz? Sessizlik. Ardından kadın tekrar konuşmaya başlıyor. Onu kimse almadı. Işık onu alıp götürdü. Bir defasında bir adam bana neden Alyoshinka'yı deneyler için vermediğimi sordu. Ben de ona iyisimiz seni deneylere verelim dedim. Ama Alyoshinka zaten ölmüştü. Canı yanmazdı ki. Hayır, o hala yaşayan bir varlıktı. O bize göre bir mumyadır. Ve diğer dünyalarda Alyoshinka yaşayan bir varlık olarak kaldı. Düşünün, kendinizi başka bir gezegende buluyorsunuz ve laboratuvara teslim ediliyorsunuz. Dedektif Bentley'nin sizi aradığı günü hatırlıyor musunuz? Çok kapalı bir organizasyonunuz var. Bentley'nin sizinle ilgili bir gazete ilanı okuduğunu söylemişti. Dalga mı geçiyorsunuz siz? Ne ilanı? Bentley'nin bizim organizasyonumuza üye olan arkadaşları vardı. Bize humanoidle ilgili onlar bilgi verdiler, biz de geldik. Şimdi ise Bentley'nin her şeyi bizim üzerimize yıkmaya çalışıyor. Oysa o gün bedeni bize neredeyse zorla verdi. Bentley'nin kendisi sizin seminerlerinize katılıyor muydu? Hayır. Onun tek derdi ilgi odağı olmaktı ve bunu da başardı. O zamandan beri hala kanaldan kanala koşuyor. Ben ise daha farklı bir pozisyon aldım. Başka çevrelerde daha fazla tanınıyorum. Devletten ödüllerim var. Hiç yalan söylemem. Konuşmak istemiyorsam konuşmam. Ve eğer bir şey söylüyorsam doğrudur. Ben bir bilim insanıyım. Siz ise şüpheci gazetecilersiniz. Hoşça kalın. Telefon kapatıldı. Galina Semenkova'nın devlet ödülleriyle ilgili sözleri biraz kafa karıştırıcıydı. Devlet Ural'daki bir tarikata ne sebebe ödül versin ki? Hangi hizmetinden dolayı? Semenkova'nın sosyal medya sayfası daha da şaşırtıcıydı. Kadın 5 Ekim 2015 tarihli paylaşımında gururla şunları yazmıştı. Uzay araştırmalarına ve gezegende dengenin, birliğin yaratılmasına büyük katkımızdan dolayı onur belgesiyle, askeri işbirliğinin güçlendirilmesinden dolayı da Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı madalyasıyla ödüllendirildik. Uzay araştırmaları konusu açıktı. Seminerlerinde uzaya nasıl gittiklerini görmüştük. Belli ki böyle uyduruk bir ödülü de kendisine veren yine örgüt üyeleriydi. Ancak Savunma Bakanlığı tarafından verilen ödülün mutlaka araştırılması gerekliydi, çünkü eğer bu doğruysa konu çok başka bir yere gidecekti. Bu durumda Alyoshinka'nın gerçekten de başka bir gezegenin mensubu olduğu doğrulanmış olurdu. Bundan sonra hayal gücümüz çalışmaya başlıyor. Kadın en tehlikeli tarikatların içine sızmış bir gizli servis ajanıdır ve dünya dışı bir varlığın cesedini bilim insanlarının gerekli çalışmaları yapması için devletin laboratuvarlarına nakletmiştir. Onun sayesinde bilim insanlarımız dünya dışı bir uygarlıkla iletişime geçmeyi başarmış ama bunu halktan gizlemişlerdir. 2015 yılında ise cesur ajan Semenkova bu hizmetinden dolayı Savunma Bakanlığı tarafından ödüllendiriliyor. Ben asla yalan söylemem demesi ise bu ilginç hikayeye kattığı bir renkti. Gazeteciler Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na yazılı bir talepte bulunarak bu isimdeki bir vatandaşa bakanlık tarafından şeref madalyası veya herhangi bir başka ödül verilip verilmediğini sordular. Bir hafta sonra gelen cevap aynen şu şekildeydi. Rusya Savunma Bakanlığı Ana Personel Müdürlüğü'nün kimlik bilgilerini kontrol ederek Galina Ivanovna Semenkova'nın Rusya Federasyonu Devlet Ödülleri ve Departman Nişanları'yla ödüllendirilenler arasında yer almadığı tespit edildi. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Albay M. Ivanov Savunma Bakanlığı Ana Personel Müdürlüğü 3. Müdürlüğü'nün 1. Bölümü Başkan Vekili. Alın size doğrucu kadın. Gerçeklere gelince, gazetecilerde bu kadının Karadeniz kıyısında bir insansının cenaze törenine katıldığı ve bu törenin bir de video kaydının olduğu bilgisi vardı. Fakat bu sert cevizi kırmanın, bu kadına mezarın tam koordinatlarını söyletmenin bir yolu olmalıydı. Bunun ise tek bir mantıklı yolu vardı. Kıştım Araştırma Komitesi'ne, Mayıs 1996'da şehrin kenarında şekli bozulmuş bir bebeğin bulunmasına dair araştırma yapılması için başvuruda bulunmak. Çocuk o sırada henüz yaşıyordu ve bunun tanıkları da var. Dolayısıyla burada aynı anda iki ayrı dava açılabilirdi. 1- ihmal nedeniyle ölüme neden olmak,
2. Anne ile ilgili olarak küçük çocuğu yetiştirme görevlerinin yerine getirilmemesi. O zamanlar bu olayın suçluları bulunamamıştı çünkü aranmamışlardı. Araştırmacılardan ayrıca Semenkova'ya bir tanık olarak davaya dahil edilmesi ve olayda en önemli delil olan küçük bedenin gömüldüğü yeri göstermesi sağlanmalıydı. Bu sırada muhtemelen zaman aşımı sorun olabilirdi. Olayın üzerinden çok uzun bir zaman geçiyordu. Ama kamuoyu tepkisi nedeniyle soruşturma yeniden açılabilirdi. Gazeteciler uzun yıllar sonra yeniden bu olayın peşinde Kıştım'a gittiler. Başta da söylediğimiz gibi buralar tam anlamıyla doğa harikasıdır. Yolun her iki tarafından ladin ve huş ağaçları, onların arasından üzerinde güneş ışınlarının dans ettiği göller, yol kenarlarında daha yeni yakaladıkları balıkları satan adamlar. Eğer bir bilginiz olmasa buraların 66 yıl önce 11 kilometre uzaklıktaki Mayak kimyasal fabrikasındaki patlamadan sonra radyoaktif bir bulutla kaplandığını tahmin bile edemezsiniz. Bir zamanlar burada yaşanmış olağanüstü hikayeyi hatırlatan tek bir şeyle karşılaşıyoruz. Bir bilgisayar mağazasının tabelasındaki uzaylı. 2014 yılında Moskova'dan ufologlar ekibi buraya, Aloşinka'nın dünyevi ana vatanına gelerek ona gerçek boyutunda gümüş boya kaplamalı bir alçı anıt diktiler. Ancak tarih tekerrür etti ve anıt bir hafta sonra çalındı. Soruşturma departmanından Pavel Kozorez bunun çok ilginç bir dava olduğunu ama soruşturmayı tekrar başlatıp başlatmama konusunda yardımcısıyla görüşmesi gerektiğini söyledi ve ardından gazetecilerin elindeki video kayıtlarını, fotoğrafları teslim aldı. Daha sonra gazeteciler çok ilginç bir görüşme için yola koyuldular. Aloşinka'nın bakıcısı Tamara Prosverina'nın torunu Dimitri. Ziyaret sırasında, yani 2016 yılında Dimitri 33 yaşındaydı. Anlatılanlara göre Aloşinka olayından sonra ailesinden ve akrabalarından birçok insan açıklanamayan şekillerde ölmüş ve bölgede insansının lanetiyle ilgili söylentiler yayılmıştı. Ancak Dimitri görüşmeyi reddettiği gibi telefonda gazetecilere hakaret etti. Fakat onlar yine yılmadılar ve arka arkaya aramaya devam ettiler. Dimitri sonunda geçmişi kurcalamak istemediğini, o olaydan sonra tüm ailesini kaybettiğini ve artık kimseye ihtiyacı olmadığını söyledi. Böylece Dimitri ile görüşemediler ancak yerli bir gazeteci olan Olga Rudakova ile sohbet etmeyi başardılar ve kadın Tamara'nın ölümüyle ilgili ilginç bir ayrıntıyı aktardı. O sıralar Tamara artık bir süredir psikiyatri hastanesinden taburcu edilmişti ve Rudakova'nın anlattığına göre o gece geç saatlerde yaşlı kadına bir telefon gelmiş. Ardından gece bir civarında evinin ziline basılmış. Bunu gecenin sessizliğinde komşular da duymuş ve verdikleri ifadelerde de bunu belirtmişler. Prosverina biriyle konuşmuş ve ardından üzerinde ne varsa yalın ayak dışarıya koşmuş. Yola çıkınca da tam o sırada oradan geçmekte olan bir kamyonun altına girmiş. Rudakova aile üyelerinin ölümleriyle ilgili bir şey bilmiyordu. Bu konuyu aydınlatan kişi yine Anatoli Maksimov adlı bir yerlidir. Maksimov'un anlattığına göre Aloşinka'yı kendisi de görmüştü. Hatta ölümünden sonra Tamara'nın oğluyla gelini onu motosiklette gezdirerek bütün kasabaya göstermişlerdi. Maksimov, "Ben onu elime bile aldım," diyor. "Çünkü lastikten olmasından şüpheliydim. Ama değildi. Bugün bütün dünyanın ondan bahsedeceğini bilseydim o anda onu alıp kaçardım." Maksimov, Prosverina'nın çocuklarının ölümünün Aloşinka'nın lanetiyle ilgili olduğunu da reddediyor. Çünkü karı koca ikisi de alkolikmiş. Adam sahte içkiden zehirlenerek ölmüş. Kadın ise ölümünden bir yıl kadar önce aşırı alkollüyken karın içinde uyuduğu için parmakları donmuş ve hepsi ampute edilmiş. Daha sonra uzun süre hasta olmuş ve sonunda o da vefat etmiş. Gazetecilerin görüştüğü Yıldız Tarikatı üyelerinden biri, tarikatın önceki lideri Zolotov'un Baba Vanga ile arkadaş olduğunu ve mumyayı eline geçirir geçirmez Vanga'ya koştuğunu anlatmıştır. Ancak maalesef Zolotov Rupite'ye vardığında Vanga artık ölüm döşeğindeydi ve onlar görüşemeden de vefat etti.
Bu görüşmelerden sonra gazeteciler Yekaterinburg'a dönerek araştırmacılardan gelecek cevabı beklemeye başladılar. Ancak bu konunun devamı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Muhtemelen zaman aşımını öne süren Kıştım Araştırma Komitesi soruşturmayı yeniden başlatmaya gerek görmedi. Ancak inatçı gazeteciler 2019 yılında bir daha Galina Semenkova'ya ulaştılar. Bu sefer önce alaycı bir şekilde konuşan kadın, daha sonra bir anda ciddileşerek bir öneride bulundu. Bu bir anlaşma önerisiydi. Gazetecilere doğruları söyleyeceğine söz veriyordu ama bu konuyu sonsuza dek kapatmak ve bir daha da rahatsız edilmemek kaydıyla. Gazeteciler tereddütsüz kabul edince kadın şunları anlattı. Kıştım'a mumyayı almaya Zolotov değil, ben gitmiştim. Yanımda Yekaterinburglu bir adli tıp uzmanı arkadaşım vardı. Çünkü cesedin hangi türe ait olduğuna tek başıma karar veremezdim. Hemen arkadaşımla cesedi Kıştım'dan alıp laboratuvarına götürmesi konusunda anlaştık. Tıpkı insan kanının grupları olduğu gibi dokunun da grupları vardır. Kısacası Alyoshinka insansı değildi. O bir insan embriyosuydu. Taşıdığı mutasyonların nedeni ise malum patlamaydı. İncelemeler sonrasında da artık bilimsel açıdan ilgi odağı olmadığından diğer gereksiz biyomateryaller gibi bertaraf edildi. Ancak onu incelemeye yollamadan önce son bir kez fotoğrafını çektik. Hiçbir şekilde dik oturtamadık. Bu yüzden onu bir fincanın içine koyarak fotoğrafladık. İşte Alyoshinka'nın son fotoğrafı. Kadının bir anda bu kadar açık konuşmaya başlaması da gazetecilere tuhaf görünüyordu. Neden bunları daha önce anlatmadığını sordular. Kadın devam etti. Gerçekler kimin umurunda ki? Buyurun işte o milis memuru Bendlin. Ben ona daha 1996'da bunun bir insan embriyosu olduğunu söylemiştim. Ancak bu talihsiz bebeğin kaderinin bir para kaynağı olabileceğini anladığı an onunla ilgili sağda solda uzaylı diye bahsetmeye başladı. Herkese sansasyon lazım. Size de öyle. Mesela eminim ki siz bu röportajı yayınlamayacaksınız. Ancak Komsomolskaya Pravda gazetecileri röportajı yayınladılar. Ama yine de bir kuşku noktası bıraktılar. Acaba Galina artık peşini bırakmaları için başka bir yalan uydurmuş olabilir miydi? Fakat bu biraz zordu çünkü böyle bir şeyi gizli tutmak imkansız olurdu. Eğer Alyoshinka dünya dışından bir varlık ise bu eninde sonunda ortaya çıkardı. Gelelim Discovery'nin 2015 yayınına. Orada gösterilen bez parçasının gerçekten de Alyoshinka'ya ait olup olmadığı kuşkuludur. Çünkü kumaşı teşhis eden Bendlin'in kendisi daha önce Alyoshinka'yı sarılı olduğu kırmızı beziyle birlikte tarikata teslim ettiğini söylemişti. Bez başka bir kadının evinden çıkınca Bendlin'in bunu sorgulamaması hatta teşhis etmesi tuhaftır. Büyük bir olasılıkla Alyoshinka, Kıştım'da daha önce de defalarca yaşanmış ve ihbar edilmiş, vaktinden önce ve yoğun mutasyonlarla doğduğu için terk edilen bebeklerden biriydi. Sadece birileri bu işten para kazanılabileceğini anladığı için korkunç haber kirliliği yaratmış, belki de bazı kanıtlar ve raporlar hasır altı edilmiş, birileri çok fena halde yanıltılmıştı. Ya da durum sandığımızdan daha karışıktır ve minik ceset başka nedenlerle yok edilmiştir. Sizce hangisi daha olası?